tane kırmızı kırmızı diyoruz. Kore Eğitim Merkezimiz ikinciye geçişte geçtik. Üçüncüye özel eğitim merkezimiz. Üçüncüye de iş ve meslek eğitim merkezi yaptık. Seans da eğitim yapmıyoruz. Gün boyu çocuklar burada duruyor. Hem anne baba biraz rahatlıyor. Hem de çocuklar çok yolaşıyor. Yani doğum belirtileri duruyor. Otizmin tek tedavisi eğitim. Çoğu eğitim verebilirseniz, nitelikliyse bu, çeşitlendirebilirseniz hayatınızı, kız gerçekten yol alabiliyor. Yetenekler tespit edebiliyorsunuz. Çok üstün özellikler de olabiliyor ama bizim çocuklarımızı üniversiteyi bitirenlerde de mutlaka bir özetim gerekiyor. Yani çünkü anlayışları, algıları bizim gibi değil. Bu nedenle biz hayatları çeşitlendirip, kendi bağımsız yaşamdan sürdürebilecek hale gelmeden elimizden geleni yapıyoruz. Bundan sonraki adımımız, aslında bizim zor durumda ailelerimizin, şimdi ailelerimiz aşağı aslında var, onlar da belki dile getireceklerdir. Zor durumdan çocuklar bırakabiliriz birkaç günlük yerlerinde. Yani eğitim sonrası döneminde hiçbir şey yok. Yani sosyal yaşam, iş meslek yaşamı, daha sonra ne olacak, anne baba yaşlandı, bakamayacak duruma geldi, öldü, ne olacak çıktık onlara bir şey yok. İşte mecliste şimdi Tekin Bey'in de içinde bulunduğu, çok destekleyici sağ olsun, bir durum, bir yasalaşma durumu var, komisyonun raporu var. Bu rapor gerçekten kanunlaşabilirse, yani büyük yol almış olacağız. Evet. Yani hem eğitim konusunda, hem daha sonraki bakım, yaşam merkezinde ciddi yollar almamız gerekiyor. Aslında en büyük sıkıntı şu, bir türlü bunun bütçesi bulunamıyor. Mesela 2016 yılında bir otizm eylem planı hazırlandı. 2016 tarihli resmi gazetede yayınlandı. Fakat bu yol haritasıydı. 3 yıllık bir plandı. 3 yıl bitti, hiçbir şey çıkmadı ortaya. Çünkü somut bir adım olmadı. Yani bize dokunmadı en azından. Belki evet, bizim bilmediğimiz şeyler oldu. Ama biz bunun daha bu şekilde artık gelişmesi gerektiğini istiyoruz. Yaşlarımız ilerliyor. Bizim çocuklarımız, kurucularımızın hepsinin çocukları otistik. Bu nedenle hani bunun biraz daha sonra büyük genç otistik, erişkin otistik. Eylem planıyla çocuklara bir gelecek güvencesi verilmesi lazım. Evet. Ana hedefin de olması lazım. Evet, yani evet. Çocuğun işi olmalı, sigortalı olmalı, emekli olmalı. Bakılabilmeli, denetlenebilmeli bir de bunlar. En önemli kısmı o. Hani biz onun için sivil toplum kuruluşları, Barolar Birliği gibi, Tabipler Birliği gibi kurumlara da görevler verilmeli orada evet, aslında. Evet. Yani denetlemede daha sonrasında. Evet, evet. Okul dönemleri tatilinde hep değişir, sirkülasyon vardır. Ama çok fazla insana dokunuyoruz. En büyük şikayet bu işin maliyeti. Orada bir sıkıntı yaşıyoruz. Hep şikayetler oradan geliyor. Biz de mahcup oluyoruz. Biraz sonra aşağıda anlatacağım aslında. Bir atölyeler oluşturduk. Biz çikolata üretiyoruz. Meyve cinsleri üretiyoruz. Bunu yeni başladık. Erişte üretiyoruz. Buradan eğer bir ciddi gelir elde edebilirsek ailelerin yükünü azaltmak istiyoruz. Bizim hepimizin başka işleri var. Yani hiç buradan hiç kimse bir çıkar elde etmez. Her şeyimiz şeffaftır. Ve herkes eşit şekilde faydalanır. Yani Otizm Vakfı'nın kurucusu, yönetim kurulu başkanı olarak benim çocuğum geldiği zaman ben de ücretini öderim. Çünkü başka türlü dönmüyor. Öğretmeni var onun, sigortası var. Hiçbir şeyimiz açık değildir. Başladığı gün sigortasını yaparız çalışanlarımız. Bu konularda şu son derece şey yapalım. Standlar oluşturduk. Halk marketlerde, halk ekmeklerde satılacak. Bu bizim için sırf satış gelir değil, aynı zamanda tanıtımımız da oluyor. Son derece güzel. Biz bunları hep böyle sponsorlar bularak yaptık. Sen buyurun. Sağ olun. Sağ olun. Vakit geçirin. Sabaha kadar uyumayan çocuklar. Komşunuza haber edeceksiniz. Gelen tepkilere hazırlıklı olacaksınız. Önceden uyaracaksınız. Evden atılmalar, davalıklar. Zaten aile içi boşanmalar, ayrılmalar, terk edip gitmeler çok fazla. Yani biz o noktada aslında her şeyde varız. Yani biz hastaneye giderken de yanına yardımcı olarak verebiliriz.
Zaten evet, kendi öğrencilerimizi yapıyoruz. Çünkü bizim çocuklar hasta, hastaneye gitmesi de problemdir. Berbere gitmesi problemdir. Onun için biz buradan mesela berber dükkanı açtık. Dışarıda anlaşıyoruz, berber geliyor. Burada öğretmeniyle gidiyor. Kendi ortamında, kendi öğretmeniyle o alıştığında dışarıda da bir süre sonra eğer normal bir berberde tıraş olabiliyorsa aslında eğitim verilmiş oluyor. Zaten. Başarıya ulaşıyor. Yoksa durmuyor. Ama ne olursa olsun bütün bunların hepsinde de mutlaka hayatları boyunca, çünkü otizm zaten yaşam boyu devam eden bir durum, mutlaka bir gözetim, destek gerekiyor. Bütün bunları öğretilsin diye, evet. Bu bizim vakfın aslında yaptığı bir şey. Bunlarda el değmeden dilimliyoruz ve dehidratörlerde. Yardımcı var değil mi? Evet, benim yardımcım. Gayet güzel. En iyi yardımcılarım, en büyük yardımcılarım ben. Burada hocam dehidratörlerde kurutuyoruz meyve şekerinin yapısını bozmadan. Evet. Meyve cipsleri oluşturuyoruz. Sonra erişteler üretiyoruz. Bunları da öğrencilerimize etiketliyoruz ve satışa sunuyoruz. Çocuklarımız dönüşümlü çalışıyor, evet. Başkanım burada. Yani pandemiden dolayı tek öğrenciyle çalışıyoruz şu anda. Diyecek mi? Vallahi bravo. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz sevgili Selin. Selin bizim bak. Hayır sen çiçekten. Teşekkür ederim. Hadi devam edelim tutmaya. Evet konuş. Gayet güzel. Sandığı da sen mi yaptın? Evet. Hadi bakalım. Gayet güzel. Rengi de güzel. Teşekkür ederim. Saçları da fena değil ama. Teşekkür ederim. Biraz ödü çalabilir miyiz? Bana verse biraz ödü. Çok güzel. Çok güzel. 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 Mesela o çocuğumuz bugün yok. Birisi mesela çok iyi piyano çalış. Biz hiçbir sınır koymuyoruz. Her ağır çocuğu da alabiliriz. Evet. Çok hafif çocuklar da vardır. Evet. Bazıları ağır çocuklar seçerler. Yani başarısız görüneceğiz, yol alamayız diye. Sadece bakıcılık mı yapacağım ben diye düşünüyor. Hayır, biz ailenin de rahat etmeye ihtiyacı var. Çünkü burada aile cephesi aslında çocuklar kadar önemli. Aileler hakikaten büyük dramlar yaşıyorlar. Yani otizm dediğimiz şey, ben hep onu söylüyorum, çok basitmiş gibi bazen. Hatta bir halk rehberlik araştırmada biz rapor alırız yıllık. Orada bir hoca dedi ki bana, yeni tanı almış bir aile geldi dedi. Seviniyordu çocuğum otizm olmuş diye. Niye? Çünkü yanlış bilgi var, çok zeki olacaklar, çok iyi olacak diye. Oysa hakikaten ne görmemeye benzer, ne duymamaya, ne topal olmaya benzer, hani fiziksel engele. Yani sanki gören kör gibidir. Yani duyar ama sağır gibidir. Seslenirsiniz duymuyor gibidir. Cevap bile vermez. Sarılırsınız sarılmaz size. Yani zor bir engel grubudur. En ağırlarından birisidir. Ama niyeyse başarı öyküler hep öne çıkartıldığı için. İşte Yağmur Adam gibi, işte şimdi Mucize Doktor oynuyor, işte gösteriliyor. Onlar gibi herkesin öyle olacağı sanılıyor. Maalesef öyle değil. Yaşayanlar aslında öyle, bunu biliyor. Öyle filmler var. Evet. Var. Mesela, eğitim imkanı sağlanabilse sen ya. Eğitim imkanı sağlanabilse. Evet. En büyük eksik tabii, özel eğitim öğretmeni eksikliği. Belki otur çok basa çıkacak. Özellikle. Ama şimdi 350 bindi galiba. 350 bin. 0-18 yaş grubu. 0-18 yaş grubu. 350 bin. 350 bin sayısı olan. Eğitime ulaşan 30 bin sayın genel başkanım. Onlar da ayda 12 saat eğitim alabiliyorlar. Ve de çoğu da sertifikalı öğretmenlerle, alanı dışında, evet. Özel eğitim öğretmeni olmayan, otizmi bilmeyen, kendine istihdam alan için bir burada bir boşluk var diye gelen gençlerimiz eğitimlerine çalışıyor. Bir haftalık eğitimlerle otizm öğretmeni, engelli çocuklar öğretmeni olanlar var. Şimdi ilanlar var.
ya da Milli Eğitim Bakanlığı yaptı bir aylık kurslarla. Evet. Bir aylık kursta falan mümkün değil. Olmaz. Şimdi pandemi döneminde 10 güne indirdiler Sayın Genel Başkan. Evet. Uzaktan. 10 gün. Bu uzaktan eğitim oldu. Sertifikayla uzaktan bu çocuklara ders vermek imkansız. Yani böyle bir şey yok. Evet. 10 günlük uzaktan eğitim alacak, gelip öğretmen olacak, eğitim verecek. Mümkün değil aslında. Çok deneyim gerektiren, bir de kişilik özellikler de çok önemli. Bazen bölüm mezunları bile beceremiyorlar. Bizim çok mesela özel eğitim bölüm mezunları geliyor ama bakıyorsunuz hiç ilgili olmayan bir bölümden olan öğretmen çok daha başarılı oluyor. Mesela bir okul öncesi öğretmeni, bir çocuk gelişimci çok daha başarılı oluyor. Ama özel eğitim bölümleri var. Onlar başarılı olamayabiliyor. Ama asıl branş onların. Bir de tabii bizim gibi serbest çalışan kurumların en büyük rakibi aslında devlet. Yani devlete kaçan gidiyor zaten çıkan. Mesela özel eğitim öğretmenleri çok düşük puanlarla devlete geçebiliyorlar. Çok ihtiyaç var çünkü. Yani burada tutabilmek de mümkün değil. Yani çalışan sirkülasyonu. Biz aslında 30 kişiye istihdam da sağlıyoruz burada. Yani hiç kapatmadık. Sürekli destek olduk. Hatta kendi aramızda bazen para toplayıp bu ilk geçen yıl dönemlerde destek olduğumuz oldu arkadaşlarımıza. Yani biz gerçekten çok şeffafız. Yani biz şeyimizi bile hani Türkiye'de çok suistimal edildiği için söylüyorum. Çünkü insanların bir güven sorunu var. Benim iş yerimde arkadaşlarım bile bir 50 lira böyle bazen bağış yapalım diyorlar. Ben şimdi de gerçi artık çikolata vereceğim diyorum. Ben öyle karşılıksız değil. Karşılığı en azından bir şey verin diyorum. Vereceğim diyorum. Yani soruyorlar nereye gidecek gerçekten doğru yere mi harcanacak diye. Biz onun için vakıf senedimize bile koyduk. Hiçbir yönetici huzur hakkı almayacak. Bizde öyle hani huzur hakkı gibi bir şey yok. Öyle çifte maaşlar onlar. Herkes kendisi neyse. Ve gönüllü olacak. Beşinci maaşı bağlayacak bir yer bulalım. Evet. Yani. Doğru, çok haklısınız. Güven çok önemli burada. Yani yardım yapılırken yardım amacına ulaşıyor mu? Amacı doğrultusunda harcanıyor mu, harcanmıyor mu diye insanlar endişe duyuyorlar. Bu vakıf bu alanda çok önemli. Çok önemli efendim ama öyle. Aslında pek çok sorun olmasına rağmen biz pek çoğunu açtık. Bunu keyifle de yapıyoruz aslında. İnsan yol aldıkça böyle şeylerden mutlu oluyor. Öyle. Hani bizim ayrı işlerimiz var. Oralardan yaşıyoruz zaten, geçiniyoruz. Onları da götürüyoruz ama iki konu efendim bizim için çok önemli. Bir, maliyetler. İnsanlar hani bir noktada buraya gelen insanlardan biz ücret alıyoruz, katkı payı. Ben de veriyorum çocuğum için. Diğer arkadaşım da veriyor. Ve eşit şekilde yani vakıf kurucusu olmuş olmamış hiç önemli değil. Evet. Biz tesadüfen o ara bir araya gelmiş 42 kişiyiz. Mesela bizim ilk kurucu başkanımız Yahya Zapınoğlu'dur, profesör. Makar Hukuk'un hocası. Evet. Vefat etti. Onun mesela torunu buraya gelir. Tek torunu var hayatta. Evet. Tek kızı var, tek torunu var. Babası da ölmüş çocuğun. Bir avukat da o, vefat etmiş. Bir kalp şeyine erken yaşta. Şimdi hani bizim sıkıntımız bir, şikayet edenler, ailelerin en büyük şikayetleri çok pahalı. Biz karşı, ama biz de diyoruz ki sadece biz servisini, araçların bakımını, sigortalarını vesaire, yemeği, her şeyi karşılıyoruz ama şoförün biz öğretmen şeyini verin diyoruz. Ya da öğretmeninizi getirin o zaman. Sigortasını da yapmak koşuluyla tabii. Biz getirin öğretmenini, maaşını verin, sigortası yapın. Biz sizden hiçbir şey istemiyoruz diyoruz. Yani biz onu talep ediyoruz ama insanlar bu bile yüksek geliyor. Tabii şu anda üniversite mezunu çalıştırıyorsunuz 3000 liraya asgari ücrete. Evet. Ve sigortasını falan koyduğunuzda belli bir miktar alıyor. Bu mali yönünü efendim aslında hani bunu şikayet anlamında değil. Yani şu çikolata ürettiğimiz şeylerden değerlendirip gelirimizi artırmak istiyoruz. Yani ailelere bir şey olmak açısından burada destek olmak istiyoruz. Tabii yararlı vakıf statüsü aldı mı? Efendim alamıyoruz çünkü onun için belli bir miktarda sermaye lazım. Sermaye. Biz o sermayeyi de şeyle uğraşıyorsunuz. Ancak akar olacak o sermaye. Hani kira geliri gibi gelir olacak. Bunu satıp elde ettiğiniz gelir sayılmıyor. Buradan yaptığınız herhangi bir gelir mutlaka akar şeklinde olacak diyor. Biz o akara da ulaşamıyoruz. Yani çok yatlarımız, katlarımız olacak. Onun kirası gelecek. Kamuya yararlı statüs alacaksınız. Ama özünde kamuya yararlı çalışıyoruz zaten. Yani hiç başka bir amacımız yok. Çocuklarımız için biz hepimizin çocuğu. Yani benim bir çocuğum var, birçok arkadaşım bir çocuğu var. Başka hiçbir amacımız yok hayatta. Ya onlara gelecek bırakalım. Güvenin içinde bizden sonra da kalırlarsa yaşasınlar. Birçok insan zaten bizden sonra kalmasın diye açıkçası hani dua ediyor. Ama bu hayat ne gösterir kimse bilemiyor. Tabii. Yani ikinci yönümüzde efendim bu işte çok sıkıntılı dönemlerimizde böyle çocuklarımıza şöyle bir gün iki gün bırakacağımız yer yok. Dün akşam şeyde bahsettiğiniz bir otel yapacağız. Evet, çok evet, ama buranın böyle güzel bir yeri olmasa, çocuk otizme özgü olması lazım. Çünkü bizim çocuklar diğerleriyle aynı kalamazlar. Mesela ben Hollanda'ya gittim. Orada bir vakıf var. Hollanda çok gelişti. Sırf bunun için. Orada diyorlar ki bana işte gittiğim yer, yanımda bir Türk arkadaş var, ben o dili konuşmuyorum. Birçok yeri gezdim. İnanın 150 bin nüfuslu bir Hertha Genbos diye bir yerde, bir şehir merkezinde 2400 çocuk yatılı kalıyor.
Ha, zihin engelli var. Ama çocuğun seviyesine göre tek başına bir odada kalan da var. Tek başına bir evde küçük bir artı bir de kalan da var. Grup halinde kalan da var seviyesi ağırlaştıkça. Ve akşam 10.30'dan sonra yanlarında kimse kalmıyor. Bir merkezden monitörle hepsi takip ediliyor. Yani epilepsist olanlar görüntülü, diğerleri ses geliyor. Anormal bir ses geliyor. Hemen giriyorlar, dinliyorlar. Yakınlarda rehberler oluşturmuşlar. O rehberle söylüyor. Rehber yakınsa bisiklete biniyor, gidiyor. Yoksa arabasına biniyor. O anahtar, evin anahtarı sadece onda. Giriyor, bakıyor. Çocuğu hasta mı, ateşi mi var, nesi var? Ondan sonra ona göre bir yol çiziyorlar. Hastaysa hastaneye sevk ediyorlar gibi. Böyle bir bakım merkezleri. Bizim de amacımız o. Yani nihai amacımız ileride böyle komple büyük kampüsler gibi içinde üretimlerin yapıldığı, sosyal meyve bahçelerin... Sosyal devlet olmalı. Meyve, evet, aynen. Meyve bahçelerinin olduğu, hayvanların olduğu, belki çocuklarının tavuklara yem vereceği, gününü geçireceği, spor yapacağı, küçüklerin eğitimde göreceği, büyük alanlar belki ama başlangıç olarak bir böyle küçük de olsa atölyelerimiz olacak. Düzensiz atölyelerde çalışıyoruz. Burada mutfağa böyle insanlar geliyor, geçiyor. Çikolata üretmeye çalışıyoruz böyle. Düzenli yerlerde hem çocukların böyle birkaç günlüğüne, bir haftanı bırakabileceğimiz. Yani cenazeye gidemiyoruz biz yakınlarımız. Yani hastaneye gidemiyoruz karı koca bir yerde. Yani bırakabileceğimiz ama güven içinde, görüntülü. Evde istediğimiz zaman telefondan girelim, bakalım. Cep telefondan bakabiliriz. Evet, bakabileceğimiz yerler olsun. Biraz orada eğlenebilecekler ortam da olsun. Küçük odalarda değil de. İki tane temel hani böyle şeyimiz var. Bir tabii bu yasal düzenlemenin olması da çok önemli. Yani bu konuda çok destek istiyoruz efendim. Türkiye'de bir tane Sayın Genel Başkanımız. O da Pendik'te gündüz ve gece kalabilecekleri otizmli bireyleri. O da Sayın Başkan'ın söylediği şartlarda değil. Bütün çocuklar aynı alanda. Yaşam merkezi değil, sadece evet, bakım merkezi. Sadece bakım. Sadece ve her engel grubundan da gelir. Hani bu şimdi ilk öğretim okullarında bizim eğitim sistemi şöyle bir şey. Alt sınıflar diye sınıflar vardır engelli çocuklara. Evet. Her yaş grubundan, her engel grubundan o sınıfa o çocuk gelir. Bir tane de resim öğretmeni, yani branşla hiç ilgisi de yok. Gelir başlarına orada çünkü bize eğitim veriyoruz. Mış gibi yapıyoruz. En iyisi kaynaştırma. Onu da hiçbir zaman sağlıklı yapmıyoruz. En iyileri ondan sonra bu işten fayda görecek özel eğitim merkezleri yaptırsa. O da haftada iki seans. Haftada 2-40 dakikayla bu işin olması mümkün değil. Biz şurada haftada 15 seans yapıyoruz. Onu bile yeterli bulmuyoruz küçük çocuklara. Yani bizim dünyadaki literatürde haftalık 20 ile 40 seans arası eğitim olması lazım diyorlar. Evet. Ama biz işte 15, diğer çocuklardan daha uzun tabii. 160 seansa kadar çıkan çocuklarımız var bizim. Yarısı özel eğitim alıyor, sonra iş mesleğe geliyor, sonra spora gidiyor. Yani her şeyimiz aslında, yemekhaneye ineceğiz birazdan son olarak. Orada da mesela tabidotu yemek alabilmesi, taşıyabilmesi. Her an çocukların yanında öğretmeni var. Hep sürekli rehberlik ediyor onu. Yani otururken bile, çay kahve alırken bile aralar var. 40 dakika, 45 dakika ders, 15 dakika aralar yapıyoruz. Sürekli yanında gözetmeni var. Aile de bunu istiyor. Mesela maliyeti indirmek açısından diyoruz ki hani iki çocuğa bir öğretmen yapalım. Yok diyor aile. Benim çocuğuma bir kişi ancak ilgilensin. Ne olur ne olmaz. Gözden kaçar. Tuvalete gittiğinde üstünü başına hani kirletir yapar. Yaşıyoruz bunu bazen. Mutlaka diyor yani birebir olsun. Birebir aşacağız ama şöyle. Bazı seviyesi mesela biraz önce atölyede konuştuğumuz Güneş. O seviyedeki çocuklar birkaç tanesini bir gözetmenle gidebilir. Hem sohbet de geliştirilebilir. Yani o çocukla mesela, onun gibilerle. Hani ailelerin bu isteklerini de bırakmamak lazım. Bir de en önemli noktalardan birisi aslında mevzuatta, düzenlemeden mutlaka bunun kaynağının gösterilmesi lazım bana göre. Çünkü otizm eylem planında da aynı konuyla yaşadık. Hep geldi maliyete dayandı bütçeye. Hani eylem planı yapıldı, görevler verildi bakanlıklara, valiliklere. Ama hiçbir şey çıkmadı. Çünkü para olmadan olmuyor. Burada da belki bir fon oluşturma şeklinde hüküm konabilir mevzuata. Çünkü hani bu genel bütçe, toplanan vergilerden olacak dediğinizde hani bu iş kimse burayı para ayırmayabiliyor. Çünkü bizim hakikaten mesela iş okulları var. İşte terk edilmiş bir ilkokula, yeni ilkokul yapmışlar binası. O terk edilmiş olana bizim çocuklara hani en son bir şey artarsa verilir gibi düşünülüyor. Bu da hani kaynağı gösterilirse şunlar yapılacak, şu kadar eğitim olacak süresinin mutlaka artılması lazım zaten. Bir de bu özel eğitim sistemlerinden bana göre, bunu bazı özel eğitim merkezler, çünkü ticarethane olmuş bunlar, 3000 tane başkanım. Türkiye'de 3000 tane özel eğitim rehabilitasyon merkezi var. Kaç otizmli aile irtibat halinde, yani Türkiye genelinde kaçtı? 1,5 milyon otizmli. Evet, yani bu 1,5 milyon otizmli çocuğa sahip olan aileler belli bir... görüşmeyi yapıyorlar mı? Yani bir yapıyorlar. Araya geliyorlar mı? Konuşuyorlar. Federasyonumuz dahil var. Otizm Meclisi kuruldu. Ha, resmi güzel. Değil ama 120 tane sivil toplum kuruluşu var. Bunun 8 tanesi vakıf,
neredeyse gerisi dernek şeklinde. Türkiye'nin her yerinde. Fakat öyle maalesef gerçekçi olmadı. Bir çatı kuruluşu falan olmuyor mu? Efendim? Bir çatı kuruluşu var, var. Falan. İşte federasyon var. Ha. Otizm meclisi var şu anda. Zaten hani meclislik çalışmalar hep onlar refakat ettiler. Hani kulis çalışmalar da diyeyim açıkçası yapıyorlar şimdi ama biz o kanunlaşma aşamasına kadar geldi. Fakat bizim sivil toplum kuruluşları arasında böyle bir birlik, hani birlikte hareket etme maalesef yok. Yani herkes böyle bir egolar çok herkes yüksek bir samimi olmak gerekiyor. Herkes kendi aralarında ben hani grubumuz var WhatsApp grubu. Oradaki yazışmalara bakıyorum. Çok da içine açıkçası girmiyoruz. Biz kendi işimize bakıyoruz. Herkes yani bir resim çocuğa elde bir yere bastım, resim yaptım. Bunlar falan hani çözüm çok büyük işler yapmış gibi. Oysa bizim acılarımız çok daha farklı. Yani sıkıntılarımız çok daha farklı ama insanlar hani böyle günübirlik, basit, günlük ego tatminleriyle neredeyse zaman geçiriyor. Ama alışacağız yani biz alışacağız. Toplum olarak böyle bu tip birliktelikleri beraber iş yapmaya alışacağız diye düşünüyoruz efendim. 1,5 milyon otizmli birey var Sayın Genel Başkanım. 5 milyon da etkilenen aile var. 5 milyon aile. Tabii, milyon aile. Evet. Aile. Yani anne baba, yani kardeş. Tabii etkileniyor. Hayatınız değişiyor efendim. Evet. Hiç sosyal yaşam yok. Evet. Mesela pandemi oldu. Herkes çok şikayetlendi. Dışarı çıkamıyoruz ya. Biz hiç sıkılmadık çünkü biz zaten öyle yaşıyorduk. Evet. Biz zaten hiç çıkmıyorduk. Evet. Gelen giden de azalıyor bir süre sonra evinize. Evet. Yani kendi içinizde yaşıyorsunuz. Evet. Ancak varsa yakın akrabanız bulunduğunuz şehirde onlar böyle biraz gelip gider. Onun dışında zaten biz alışkınız hani o ortama. Bunun için pandemiden çok biz rahatsız olmadık diye söylüyoruz. Peki. Türkiye genelinde oldukça yaygın. Ailelerin hepsi yeterli kaynak sağlandığı takdirde çocuklarının iyi bir eğitimden geçebileceğini ifade ediyorlar. Her çocuğun farklı bir özelliği var. Bazılarının yetenekleri müzik gibi, resim gibi biraz daha gelişmiş olabiliyor ama bunlar eğitimle keşfedilebiliyor.
Dolayısıyla bugün farkındalık günü, otizm günü. Hepimizin sosyal devletin gereğini yerine getirmek için çaba harcamamız gerekiyor. Yani bunun iktidarı muhalefeti olmaz. Sonuçta bu çocuklar bizim evlatlarımız ve o evlatlarımızın çok iyi eğitim görmesi lazım. Topluma kazandırılması lazım. Onlara iş olanakları sağlanması lazım. Onların sigortalı çalışmaları gerekiyor. Pek çok belediye bazen otizmli çocukların çalıştırdıkları küçük kafeler yapabiliyorlar. Burada çocuklar çalışabiliyor ama bu yetersiz. Bunun yaygınlaştırılması, Türkiye genelinde büyütülmesi gerekiyor. Vakıf yöneticileri olağanüstü bir çaba harcamışlar. Gördük zaten burada. Hepsine teşekkür ederim. Teşekkürler. Kolay gelsin. Başkanım bir saniye. Görüyoruz. Şeffaf olmak, çocuklar için çaba harcamak özellikle. Ekleme olsun biraz. Motiv olsun diye yapmıyoruz. Yok artık. Tabii. Onların geleceği var. Aslında bu önemli bizim için. Şık olacağız. Rüzgar. Burada yürü. Bak oğlum. Bak. Rüzgar bak bakalım. Rüzgar. Teşekkür ederim. Güzel. Bu da güzel. Yok güzel. Gel bakalım. Yediriyorlar. Hayda şurada. Sonra kilo almışız diyorlar. Evet. Sokak köpekleri bakıyoruz burada. Bizimleri falan yok. Böyle hani dışarıdan birçok köpek gelir. Biz onlara destek olmalıyız. Siz de sağ olun. Ayaklarınızın sağlığını çok güzel. Sağ olun. Yavaştan geçin. Hazırlayın. Müsaadenizle. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Buradan açalım. Bu tarafa. Kim istiyorsunuz? Gel. Cemmert. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Tamam Cemmert de şaraşe var. Karşıya bakıyorsun. Çekiyorum buradayız. Tamam. Teşekkürler efendim. Yok teşekkürler. Teşekkür ederim. Buyurun.